Arkadaşlar merhaba. Bugün güzel bir para kasma yönteminden bahsedeceğim size. Çok bilinmeyen, yani bilen var tabii ki ama çok yönelilmeyen, çok rahat olan bir etkinlik aslında. Patron avcısı etkinliği. Ben bu etkinliği daha 3 gündür yapıyorum. Yani daha önceden geldi ama Frosty ile uğraşıyorduk, başka şeylerle uğraşıyorduk. Çok zaman harcamıyordum bu etkinliğe. Fakat bu 3 gündür biraz arkadaşlarımla vesaire de bu etkinliğe biraz daha yöneldik. Çok güzel bir etkinlik. Kıymeti biraz bilinmeyen bir etkinlik. Bu etkinliği çok herkes yapmıyor. Bu etkinlikten çok da bahsedilmiyor. Biraz çünkü kendi parasına vermek istemiyor kimse. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu event için bir set dizmenize gerek yok. Porky'ye pete gerek yok. Bu pet için hiçbir şey, ya bu etkinlik için hiçbir şeye gerek yok. Yani en güzel yanlarından biri bu. 75 level, 50 level, yani 50 level olman lazım. Çünkü yaratık biraz vuran bir yaratık. O yüzden bir 50 level olman lazım. Fakat yani başka istediği bir şey yok. Sana kostüm al demiyor, sana başka bir şey al demiyor. Hani seni hiçbir şekilde zorlamıyor. Boss'u da gösterecektim aslında. Yani bakalım arkadaşlar. Burada Gölge Savaşçı diye bildiğiniz 105 level tipi farklı kırmızı bir yaratık var. Gölge Savaşçı. Sohan da burada çıkar. Şu bazen şuraya çekerler. Bu yaratığı bir de götürme meşhurdur. Yani bu yaratığı bulan adam tek başına vurmak için götürür. Ben de götürüyorum şimdi, yalan söylemeyeyim. Hani buldum mu bir köşeye çekiyorum. Sohan da bakın ateş diyarı doyumda, vadide ve çölde bu yaratık çıkar arkadaşlar. Biraz eğer bu etkinliği hiç bilmiyorsanız biraz yerlerini keşfetmek için map'te gezmeniz lazım. Ama size şöyle bir ipucu vereyim. Şimdi bütün bayrakların gelebileceği yerlerde olması lazım. Yani şimdi her bayrak için olan bir etkinlik olduğu için bu. Şu orta bölge, efendim ışınlayıcı bölgesi, bu üst bölgeler, şu bölgeler, bazen şurada. Yani bu ortalarda gezin. Çölde yine orta bölgede, vadide yine orta ve ilk dış katmanlar. Yani bütün bayrakların geldiği ilk bölgeler. Doyumda yine, doyum biraz daha zor. Doyumda da 5 tane paralel çizgi var desek orta bölgede yine bu boss çıkar. Ben 3-4 tane solo boss kestim. Ve bayağıdır da bulamıyorum. Sıkıldım. Dedim ki videoyu çekeyim. Normal bir saatte de gelsin. O yüzden videoyu boss'u gösterecektim size. Ama o kadar da şart değil. En azından elimde güzel bir puan var. Şimdi nasıl harcayacağınızı da göstereceğim. Bu boss'a gidiyorsunuz. O boss'u Gölge Savaşçı zaten. Anlarsınız nasıl bir yaratık olduğunu. Böyle normal bir yaratık değil. 105 level farklı bir yaratık. Onu gördüğünüzde anlayın ki tamam, bir bon cepte. Yani o yaratık eğer tek başınaysanız ortalaması bir bon para bırakır. 15.000 puan kastırır. 15.000'de 30, 35, 40 yakın bir sana yıl dönümü parası verir. O parayla da bir de nasıl güzel para yapacağınızı da göstereyim. Bazı insanlar puanı kasıyor, parayı yanlış yapıyorlar. Onu da göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bu bölgede örneğin bulduk. Yani bayağıdır uğraştım ben. Elimde puan da var. 3-4 tane de kestim. Dün gece de kesmiştim. Kapatmak istiyorum artık. O yüzden boss'u bulmayacağım. Belki başka zaman boss'u da bulup bir de onu da küçük gösteririm. Ama yani basit. Hani böyle bir yerde göreceksin. 105 de zaten farklı bir slot. Kendini belli ediyor yani. Her an önüne çıkabilir. Ona vuruyorsunuz. O kesilene kadar. Ona vuruyorsunuz. O toplam 15.000 puanı vardır onun. Her vuruşunuz bir değer. Bilmiyorum, Beşido etkinliği, Agoni Metni vesaire, bu etkinlikleri yaptıysanız bilirseniz bir yiyen bir slottur. Ben o yüzden mesela şöyle bir mızrak aldım direkt silah satıcısından. 28 saldırı hızı var. Daha mantıklı arkadaşlar. Yani tekeller biraz az vuruyor gibi geliyor bana. Yani şundan ziyade bana bu biraz daha hızlı gibi geliyor. Ya bilmiyorum. Bana psikolojik mi öyle geliyor? Ben mi böyle hissediyorum ama ben bu şekilde seviyorum. Size de önerim bu. Böyle etkinliklerde gezerken bu tarz bir silah kullanabilirsiniz. Bu arada bakın, bu damarlar da kıymeti bilinmiyor. Gerçekten bak, kazma yalma hep unutuyorum. Hep diyorum ki kazma alacağım yanıma. Yani bunlar da önemli arkadaşlar. Cennetin gözyaşı falan. Hani nasıl para yapacağız falan diyorsunuz. Al tertemiz kaynak. Bak, bu itemlerin hiçbirine gerek yok bu arada bu etkinlik için. Yani bu etkinlikte tabii benim çarım biraz daha dayanıklı olması benim için iyi. Ama dayanıksız bir çar da olsa pot içtin mi bu etkinliği yaparsın. Bir saatte bir on. Yani çok şanssız değilsen biraz da işini bilmen lazım ama. Yani
Şöyle söyleyeyim. 2 saat hiç boss bulamadığın olabilir. Çünkü bu işle uğraşan adamlar biraz daha boss işinde olan adamlar. Zaten biraz kesin bossları görürsünüz. 120 level çok adam olur. Yani o yüzden işini bilen adamlar olduğu için onlarla rekabet ediyorsunuz. Biraz bulmak zor olabilir. Mesela ben de bu işteyim. Ben de bunu 3-4 yıldır bu boss etkinliğini yapıyorum. Eskiden Nemere Razador'du. O daha zordu. Çünkü tek tip puan değildi. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi Bay B'ye geliyoruz. Şimdi normalde Flama biliyorsunuz 50 Flama bir yıl dönümü parası veriyor. Fakat burada şöyle bir güzellik var. Ben şimdi kaç puan toplamışım? Yıl dönümü param bir tane kalmış. O biraz kötü. Kaç puan yapmışım? 22 bin puan yapmışım. İki tane boss buldum ben. Birine geldiler. Birini 3 kişi kestik falan filan. Ama 22 bin çok güzel bir sayı. Şimdi Gölge Savaşçı'ya geliyoruz. Arkadaşlar altın Decimus sandığından yine ne enine çıkar biliyor musunuz? Rüzgarın ayakkabıları çıkar. Rüzgarın ayakkabılarını aldıktan sonra gerek yok. Zaten hız eskisi kadar problem değil. Ama hareket hızına ihtiyacınız varsa biraz altın açabilirsiniz. Biraz altın açabilirsiniz ama benim altınla işim yok. Benim işim bronz. Çünkü bana yıl dönümü parası lazım. Bir bronz 500 puan. Bir altını göstereyim hemen. Bir altın 2000 puan. Yani şimdi her bronz aldığımızda bize 4 yıl dönümü parası geliyor. Altında 1 yıl dönümü parası geliyor. Benim istediğim şey de yıl dönümü parası olduğu için buradan bronz şeklinde alacağım. Bu da biraz bekletecek. Yani şu aslında çok bu diyenler oluyor biraz işte böyle bazı yerleri sar falan. Bu YouTube işine daha da girersek yani YouTube'da daha fazla video çekersem bu ara sık sık video atıyorum. Hani siz de yani biraz yardımcı olursanız böyle YouTube işlerini biliyorsunuz. Ne bileyim işte beğen, yorum falan filan olayları zaten bildiğimiz şeyler. Hani onları yaparsanız biraz siz de yardımcı olursanız daha da onlara özenirim. Çünkü şu an daha çok Twitch'teyim ben. Hani Twitch'ten canlı yayın yapıyorum daha çok. O yüzden YouTube'a o kadar hakim değilim. Ama bildiğim şeyleri paylaşmayı seviyorum. Bu da bir de bu çok güzel bir etkinlik arkadaşlar. Yani bunu hiçbir şey olmayan bir adam da yapabilir. Ben en çok böyle para kasma yöntemlerini severim. Hiçbir şey olmayan bir insan bile bu etkinlikte para kasabilir. Yani çok ekstraların olmasına gerek yok. 50 level bir char bile olsa biraz yatar. Boss'un biraz damage'i yüksek şimdi onu söyleyeyim. Yani boss vurdu mu vurur. Kritik falan atar. O yüzden bu gölge savaşçı dediğim yaratık. O yüzden ona göre dikkat etmek lazım ama ne bileyim hiç ekstra hiçbir şey gerek yok. Zaten ben de bir vuruyorum. Artı sıfır kılıç da bir vuruyor. Artı dokuz zodyak da bir vuruyor. Hani yaratığın öyle bir özelliği var. Bunu yapabilir miyim acaba ya? Bunu herhalde yapamam. Neyse bitiyor hemen. Bu biraz gıcık. Ama hiç etkinliğin yani bu etkinliğin zor yanı yok. Ne bileyim balıkta balık tutmakla uğraşıyorsun. İşte oyunlamakla uğraşıyorsun. Hani uğraşı var bir sürü. Bu etkinlikte boss'unu buluyorsun. Boss'unu bulduktan sonra özellikle otopotum varsa benim otopotum var. Ben size söyleyeyim bütün yöntemlerim. Otopotumu açıyorum arkadaşlar ben. Otopotumu açtıktan sonra alt tab biliyorsunuzdur otomatik vurma yöntemi vardır. Onu bilen var mı bilmeyenler var mı bilmiyorum ama eğer siz boşluğa basarken şöyle alt tab yaparsanız çar bu şekilde kilitlenir arkadaşlar. Yani boss'a şu boss düşünün bunu. Ben boss'a vururken otopotumu açıyorum. Alt tabımı yaptığımda bana burada güzel bir sistem oluyor. Yani ben çara bakmasam bile biraz otopotum gidiyor. Fakat bir saat sonra yaklaşık boss'u güzel sakladıysam 15.000 puanı cebime koyuyorum. 15.000 puan da. Şimdi birazdan puanları harcayacağız. Burada biraz uğraştık. Burada biraz reklamlar gibi oldu bu kızım. Biraz reklam kısmı oldu ama tabii yani kanal büyürse iyi olur. Bu da ne bitmezmiş 22 bin biriktirmeyin ya. İki boss kesip gelin. Ben biraz çok biriktirmişim. Ben böyle biriktirmeyi çok seven bir insanım. Metin 2'de özellikle. Yani bayılırım biriktirmeye. Artık yere mi düşmeye başladı? Topladık mı? Heh. Evet, sonuncu yere düştü artık üstümüze ne kadar geldiyse. Bunları açalım. Şimdi burada da şu önemli. Ha, bu etkinliğin bir küçük daha kârı. Tabii çok büyük bir kâr değil ama kârdır. Şimdi bizim
45 tane olmuş fakat şimdi benim kameradan orası şöyle kamerayı biraz aşağı alalım. Şunu da şöyle alalım. Şimdi yıl dönümü parası her bronzla birlikte bir yıl dönümü parası geldi bize. Burada şimdi bronz da bir veriyor, altın da bir veriyor dedik. O yüzden bronzla yapıyoruz. Bronz açıp şimdi bu bronzları açalım. Bakalım kaç tane daha yıl dönümü çıkacak bize inşallah. Bol bol yıl dönümü çıkar. Zaten mavi, mor, yeşil ve yıl dönümü atar. Bakalım. Kırmızı, yeşil, mor, kırmızı, yeşil, kırmızı, şarap, yeşil, kırmızı, mor. Biraz az şey atıyor. Para atıyor. Yani atması lazım artık para. Ben bol bol bir tane para geldi. Daha bol gelir arkadaşlar. Yani 3-4 tane de bir para da gelir aslında. Niye böyle oldu anlamadım gerçekten. Hani bakıyoruz ya herhalde ondan. Normalde buraya hiç bakmam bile ben. Hani hiç sallamam bile. Ama çok az şey geldiğini söylemek lazım. Yıl dönümü parası çok az geldi. Allah Allah. Bir tane mi geldi o kadar sandıktan? Normalde yani şöyle söyleyeyim ben. 4 tane de 5 tane de bir o da gelir. Ama burada biraz az geldi. Sıkıntı yok. Şimdi az geldi. Başka zaman çok gelir. Hani böyle yeşilinizi morunuzu da kasıyorsunuz. Ben bunları yeni kastım. Yani bu yeşille moru. Bunlar da 200'lenir. Kötü değil yani. Hani yeşil mor her zaman giden itemler. Bakın 200'er. Bunları atıyorum çünkü karışmasına. Şimdi asıl zor kısmı. Zor kısmı değil de insanların daha yanlış davrandığı kısım. Bu reisimize geliyoruz. Kankamıza. Evet. Şimdi burası önemli. Şimdi burada bazı tuzaklar var. Bazı güzel şeyler var. Tabii ki neye ihtiyacınız olduğuna göre değişir. Şimdi benim burada en sevdiğim şeyleri söyleyeyim. Demirci taşı, fasulye ve kuşak. Şimdi biraz kuşak altyapınız varsa, bu etkinliği de çok yapmayı düşünüyorsanız, kuşak karlı arkadaşlar. Yani bir kuşak üretmek zor değil. Gerçekten zor değil. Yani bakın ben şimdi 1'di hatırlarsınız 45 oldu. 46 oldu. Ben şimdi bununla bir demirci taşı alabilirim. Bir efsun değiştirme alabilirim. Kuşak alabilirim. Taş sanatı alabilirim. Yani ben hani 1 won diyorum. Ortalama 1 won gibi bir saatte 1 won gibi düşünüyorum. Bir saat falan yaptım ben zaten. Bakın demirci taşını aldığımızda hatta alalım. Ha ben bu arada kastığımı da göstereyim. 2 tane demirci el kitabı harcadım. 2 tane de kastım. Bakın bu 3 güne. Bir de fasulye. Fasulyenin tici var arkadaşlar. Diğer oyuncu meşgul. Şuna bakabilir miyiz? Bunlar da meşgul şimdi de. Gördüğünüz gibi şey var. Bu da bir bon. Tabi dandana kandan bahsediyorum. Sizin serverınızda fiyatı farklı olabilir. Demircileri de çevrem var. Ben demircileri de bir bondan rahatlıkla atarım. Kendime de lazım bir olan bir şey zaten. Buradan geliyoruz yıl dönümü tüccarına. İsterseniz fasulye direkt bir bon. Yani ticaretini pazarıma koyarım. Ben demirciyle adamıyla uğraşamam diyorsanız fasulyeyi alırsınız. Bir bon para. Yıl dönümü kuşağını. Ben bu etkinliği çok sevdim. Ben bu etkinliği yaparım. 10 gün bu etkinlikteyim diye düşünürsen. Kuşaklarını biriktiriyorsun. 2 tane biliyorsun 5 emiş yapar. Sonra 4 tane 10 emiş. 8 tane ile kuşak yapma şansım var. Yani yapılabilir. Zor değil. Tabi yanabilir. Ama çok yüksek bir puan değil. Kuşak üretmek hiç zor değil bu etkinlik. Gerçekten hiç zor değil. Ki biraz kuşak altyapınız varsa şu ince kumaştan almışsınızdır. Bir yerlerden çıkmıştır. Çok çok daha kolaylaşır. Onu da kullanabilirsiniz. Tabii ki efsun değişme vesaire de kötü değil. Şu biraz sıkıntılı. Yani bunu da düşündüm ben. Ama bana çok karlı gelmedi. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Yani bunlar yansıtmalık. Bunlar bir günlük geliyor. Yani burada bence işe yarar. Efsun değişme. Atma da iyi ya. Efsun atma da güzel. Demirci. Yıl dönümü. Yıl dönümü sandığı da iyiydi diye hatırlıyorum. Taş sanat. Hani kullanılacak şeyler belli güzel şeyler. Yumurta bence pahalı mesela. Yumurta almayın burada. 120 puana ben giderim 3 tane demirci yaparım. Onu 3 bona satarım. 3 tane yumurta alırım yani. Ha, yapalım hemen göstereyim. Demircimizi alıyoruz. 40 yıl dönümümüze direkt gitti. Paramız kesildi. Demirci taşımızı aldık. Ben bu demircileri dediğim gibi demirci hem bana lazım hem bunları bir bondan rahatlıkla atacağım için bu şekilde yapıyorum. Demirci el kitabı üret diyoruz arkadaşlar.
Emirci'ye kitabını bize verdi. Şimdi size Soğan bölgesini gösterdim. Diğer bölgelerde de nerede çıktığını göstereyim. Videomuzu kapatalım. Şimdi çöle gidelim. Biraz uğraştıracak ama belki çölde buluruz şansa. Bunları da göstereyim nerede çıktığını. Ya ben de bildiğim kadarıyla biz de hani kendimiz deneyim ettik. Gördüğümüz yerleri not aldık. Şimdi genelde arkadaşlar çöl çevresinin şu bölgesinde yani bütün bayrakların orta bölgesi gibi hesaplanıyor. Vaha bölgesi işte. Bu şu çevre. Ya tabii ki şurada buldum bir kere. Tamam bulabilirsin kardeşim yani ben bir şey demiyorum. Genel olaraktan bahsediyorum yani olasılık. Yoksa al şurada buldun ne bileyim bir şey oldu oraya gitti falan filan çekerler. Hani burada bir de şunu da söyleyeyim. Bosonuzu biraz çakallık ama saklarsanız iyi olur. Yani bosu buldun biraz öteye çekersen. Çünkü çöle gelen bir insan ilk bu bölgeye bakar. Yani şu çevreye bakar. Ben şu an tabii çok aramıyorum. Bulsam da kesmem çünkü videoyu kapatacağım şu an kapatıp keserim. Ama biraz gösteririm ne olduğunu en azından. Hani çöl bölgesi böyle. Soğan'da da yine bahsettiğim gibi ışınlayıcının üst bölgesi. Kenarlarda da olabilir. Yani ben sadece çoğunluğundan bahsediyorum. Yoğunluktan bahsediyorum. Buradan yine bu Yongmamuza gidelim. Bunlar da çok para alıyor. 13-13-13. Video da biraz uzadı ya. Bu kadar uzun olsun hiç istemiyordum. Hemen vadide göstereyim o zaman. Videomuzu bitirelim. Çünkü biraz uzun oldu. Sıkılacak insanlar. Çok şey anlattım. Belki biraz kafa şişiriyorum. Yani öneriniz varsa bir de bana da söyleyin arkadaşlar. Yani bu çok uzun yapıyorsun. İşte sıkılıyoruz. Kesmez. Ya da başka yöntem var mı? Çarı tanıt. Hani önerileriniz varsa ben açığım her türlü öneriye yoruma. Kibar bir dille söylerseniz hepsi dinlenir. Burada da yine şu bölgede arkadaşlar. Bahsettiğim şey şu. Şu hani mavi bayrağın ortaya girme yeri şu. Kırmızınınki şu, sarınınki şu. Burada ork reisi de vardı sanırım. Heh. Bu şu bölgeler, şu bölgeler, şu ve şu. Burada da olur. Buralarda da gölge savaşçı olur. Buralarda gölge savaşçımızı buluyoruz. Puanımızı kasıyoruz. Bakın bir saatte bir won hiç zor değil. Biz yaptık. Bakın demirciyi aldık. Nerede demircimiz? Heh, buraya koyduk. Ben bunu daha 2-3 gündür yapıyorum. Yani 3 gündür yapıyorum ben de. 5 tane demirci ürettim. Bir tane fasulye ürettim. Kuşak belki yaparım. Ama şu an demirci bana çok lazım olduğu için. Burada 4 ton. Hiçbir şey gitmedi. Sadece pot harcadım. 4 ton. Biraz da zaman. Hani kaynağınız yoksa çok güzel bir yöntem. Biraz fazla uzattım. Kusura bakmayın arkadaşlar kafanızı şişirdiysem. Abone olup beğenirseniz çok makbule geçer. Paylaşabilirsiniz. Biraz büyümemize yardımcı olursanız o da çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.